Merhabalar Mastercam programını kullanan kameraların kurulumu. Öncelikle program ismini mağazada arattırarak indiriyoruz. Programımızın ana sayfası bu şekilde görülüyor. Daha sonra kurulama başlamadan önce kameramızın enerjisini verdikten sonra ya da açma kapama anahtarını açtıktan sonra bir dakika beklememiz gerekiyor. Çünkü ürünlerin açılma süreleri ortalama bir dakika civarında sürüyor. Cihazımızın açılıp açılmadığını açılmadığını telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğinde aslında anlayabiliriz. Kameramız aynen bir modem sinyali gibi bir Wi-Fi sinyali gibi sinyal yayar. Bu sinyal burada şu anda R6 ile başlıyor. Sizdeki ürüne göre buradaki rakamlar değişiklik gösterebilir. Şimdi öncelikle kurulumu Wi-Fi olarak yapıp Wi-Fi ortama geçiş yapacağız. Görmüş olduğunuz kameranın sinyaline tıkladığınızda aynı modem gibi sizden şifre isteyecek. Fabrikanın koymuş olduğu şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde girdikten sonra bağlan kısmına tıklayarak bağlanmasını bekliyoruz. Bu kısımdan hemen geriye çıkmıyoruz ki bağlantımız kopmasın. Tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Gelen uyarıya Wi-Fi bağlantısını koru şeklinde seçiyoruz. Burada ne yazdığını bir önemi yok. Bazı kameralarda, bazı telefonlarda internet olmadan bağlı yazar. Bazılarında internet kullanılamıyor yazar. Hiçbir önemi yok. Önemli olan sinyale bağlanmaktır. Bu sinyale bağlandıktan sonra programımızın ana sayfasına girip boş sayfayı aşağıya doğru çekip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kamerayı hemen lokal olarak program içerisine aldı. Eğer gelmezse telefonunuzun konum ayarını kontrol edin. Konum ayarınız açık olması gerekiyor. Şimdi üzerine tıklayıp çalıştırmak istediğimizde cihaza bir şifre atamanızı istiyor. Buraya 4, 5, M, 6 rakamdan oluşacak şekilde harf ve rakam karışık şekilde bir şifre atıyoruz ve OK diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Wi-Fi'siz olarak cihazımın kurulumunu yaptım. Şuradan 960 ve 4K şeklinde görüntü kalitesini değiştirebiliriz. Geçmiş videoları hemen soldaki video yazan yerden izliyoruz. Bunun dışında cihazımızda bir ışık, gösterge ışığı yani çalıştığına dair kırmızı ya da mavi ışıklar olur cihazların üzerlerinde. Bu ışığın görünmesini istemiyorsanız, kapatmak istiyorsanız hemen sol alt köşede LED simgesine tıkladığınızda ışık sönecektir. Artık göremeyecektir. Şimdi Wi-Fi'ye geçiş aşamasını nasıl yapıyoruz? Bu arada Wi-Fi'siz kullanacak kişiler cihazı aynen bu şekilde kullanacak yani önce Wi-Fi aratma bölümünden sinyale bağlanacak. Sonra programa girip canlı ya da geçmişe bakabilecek. Şimdi Wi-Fi'ye geçiş yapmak için canlı izleme esnasındayken hemen sağ alt köşedeki görüntünün hemen sağ alt köşesindeki dişli çark butonuna yani cihaz ayarlarına giriş yapıyoruz. Burada Wi-Fi ayarlarımız var. Evet aşağıda bir an göremedim. Wi-Fi ayarlarımız aş aşağıdaki kısımdaki Wi-Fi ayarlarına tıkladığımızda telefonumuz çevredeki Wi-Fi'leri arattırmaya başlayacak. Bunu hemen Wi-Fi en üstteki satırın sağdaki ok işaretine tıkladığınızda çevredeki Wi-Fi'leri kendi Wi-Fi'nizi buradan görebilirsiniz. Şu anda Wi-Fi cam yazan benim modemime ait bir sinyal. Yani benim Wi-Fi sinyalim burada görülüyor. Evet kendi Wi-Fi'mi buradan seçiyorum ve alt kısma da Wi-Fi'min şifresini yazmamı istiyor. Şimdi Wi-Fi şifremi girerek Wi-Fi kurulumunu başlatacağım. Evet Wi-Fi'mi seçtim. Wi-Fi şifremi yazdım. En alttaki mavi kısımdan Connect Wi-Fi yazan yere tıkladığımda Wi-Fi kurulumu otomatik olarak başlıyor. Ve bu sinyal artık burada gizlenecektir telefonunuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğinizde burayı kontrol edin. Birazdan Wi-Fi kurulumunu bitirdiğinde bu sinyal artık burada görünmeyecek, gizlenecektir. Wi-Fi siz kullanacak kişiler sinyali görmeye devam edebilir. Bu sinyale bağlanarak görüntüyü alabilir. Ama Wi-Fi'li kullanacak kişiler bu sinyale zaten ihtiyacı yoktur. Bu sinyal bir süre sonra Wi-Fi kurulumu bittikten sonra buradan yok olacaktır. Eğer kurulum başarısız olursa bu sinyal buraya geri gelir. Yani Wi-Fi geçiş aşaması başarısız olursa bu sinyal tekrar burada görülür. Eğer görülüyorsa Wi-Fi kurulumu başarısız oldu demektir. Bunun da genelde e, modem kaynaklı sebepleri olabiliyor. Evet, hala bitirmedi şu anda. Tekrar kontrol edelim. Evet, şu anda Wi-Fi aratma bölümünde sinyalimiz tamamen kayboldu. Şu anda cihazım aktif olarak çalışmıyor. Yapmam gereken işlem şu. Geri tuşuna basıp geriye çıkıyoruz. Program ana sayfasını yeniliyoruz. Çünkü programlar bazen otomatik yenileme yapmıyor. Aynı bilgisayarlardaki gibi bunlarda da yenileme yapmak gerekiyor. Aşağıya doğru çekip bırakarak yenilemeyi yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi cihazımın üst kısımda canlı olarak aktif olarak çalıştığını görebilirsiniz. Evet, üzerine tıklayıp açtığınızda da görüntü canlı olarak açılacaktır. Bu arada pır sensörlü ürünler uykuya dalar. Uykuya daldığında uyandırma işlemi biraz sürebilir. Şu anda pır sensörlü bir ürünün kurulumunu yaptığım için durum bu şekilde. Evet, tekrar geriye çıktığımda online olarak yazıyor. Online yazısı burada değiştiğinde evet, şu anda gördüğünüz yazı cihaz uyku moduna girdi demektir. Evet, tekrar tıkladığınızda da cihazı uyandırarak görüntülere bakabilirsiniz. Dediğim gibi geçmiş videolara da hemen video kısmından şu anda hafıza kartı takılı olmadığı için göremiyorsunuz. Video yazan yerden izleyebilirsiniz. Bu arada yine cihaz ayarları kısmından bahsedecek olursak bu pır yazan ayarımız cihaz hareket algıladığında telefona bildirim göndermesi içindir. Şu anda açık olarak görülüyor. Mavi ise açıktır. Onun hemen üstündeki ayar Evice Note yazan ayar. PIR sensörlü ürünlerde e, hareket görmediğinde cihazı uyku modunda bekletir. Tasarrufu alır. Bunu bu şekilde açtığınızda cihaz sürekli kayıt yapar. PIR modunu devreden çıkarmış olur. Yani hareket algılamayı devreden çıkarır ve sürekli kayıt yapar ve cihazın enerjisini, şarjını erken bitirir. Ama elinizde PIR sensörlü bir cihaz varsa bunun bu şekilde ayarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir de TF kart ayarlarında şu anda cihazımda takılı bir kart yok. Hafıza kartı taktığınızda burada TF kart ayarlarına girerek kartınızı biçimlendirmenizi ya da formatlamanızı öneriyorum. Şimdi şu en altta 1, 2, 3. sırada Unbit device e yazan kısma tıkladığınızda e, Unbit derseniz cihazı silersiniz. Yeni baştan kurmak zorunda kalırsınız. Cihaz ile e, programın bağlantısını keser. O yüzden buna dokunmuyoruz. Bir de en altta bir DVC, Factory, Data Reset. Bunların biri cihazı resetler. Yine sıfırlar tekrar kurmak zorunda kalırsınız. Bir tanesi de cihazı yeniden başlatır. Yani şu en alttaki 3 ayar ile işimiz yok. Bunlarla işimiz olursa başımıza iş açılıyor. Cihazı yeni baştan kurmak zorunda kalıyoruz. Bunlarla bir işimiz yok. Bunların dışında da zaten ürün kullanımı, program kullanımı basit. Kullandıkça çözeceksinizdir. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum. Evet.